Arkadaşlar merhabalar. Birinci ünitenin peygamberi Hazreti Musa'nın hayatını işleyeceğiz. Hazreti Musa'nın hayatı 4 kutsal kitap verilen peygamberlerden biridir. Kendisine Tevrat verilmiştir. Hazreti Musa Ulul Azam peygamberlerin Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed olan bu peygamberlerin üçüncüsüdür. Allah ile konuştuğu için Kelimetullah adıyla anılmaktadır. Yahudilere, yani diğer bir ismiyle İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdir. Hazreti Yakup'un diğer adı İsrail'dir. İsrailoğlu demek Hazreti Yakup'un oğlu veya torunları demektir. İsrailoğulları, yani Hazreti Yakup'un oğulları Hazreti Yusuf zamanında Mısır'a yerleşmişlerdir. Hazreti Yakup'un çok uzak torunlarından olan Hazreti Musa ise Mısır'da bir İsrailoğlu olarak dünyaya gelmiştir. Eski Mısır'ı, ülkeyi firavunlar yönetiyordu. Firavun İsrailoğullarını sevmiyor ve onlara sürekli işkence uyguluyordu. Firavun bir gün gördüğü bir rüya sebebiyle İsrailoğullarının bütün erkek çocuklarının öldürülmesini emretti. Yüce Allah Musa'nın annesine şöyle seslendi. Onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma, biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız. Kasas suresi 4. ayette geçmektedir. Annesi de Rabbimin bu emriyle kendisine verilen ilhama göre hareket edip onu emzirdikten sonra Nil Nehri'ne bıraktı. Nil Nehri'nde bir sandık içinde bebeğin, yani Musa'nın yüzdüğünü gören Firavun'un karısı Asiye bebeği hemen saraya aldı. Bunu öğrenen Firavun bebek Musa'yı öldürmek istese de karısı buna engel oldu ve Musa'yı himayesi altına aldı. Allah'ın yardımıyla da annesi saraya süt anne olarak Musa'yı emzirmek için girdi. Bu Kasas suresi 12. ve 13. ayette şöyle geçmektedir. Böylelikle biz annesinin gönlü rahatlasın, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye onu annesine geri verdik. Fakat oradakilerin çoğu bunu bilmiyordu. Musa annesinin gözetiminde sarayda yaşamaya ve büyümeye başladı. Musa olgunluk çağına gelince Medyen'e gitti. Orada hayvanlarını çobanlar yüzünden sulayamayan iki kıza sulamaları konusunda yardım etti. Babaları memnun kalınca Musa'yı evine davet etti. Musa ile bir anlaşma yaptı ve Musa bu evde 10 yıl boyunca çobanlık yaptı. Tabii bu esnada adamın kızlarından biriyle de evlendi. Medyen'de 10 yılı tamamlayınca tekrar Mısır'a geri dönmeye karar verdi. Yolda giderken Hazreti Musa Allah tarafından Tur Dağı'nda peygamber olarak seçildi. Firavun ve Mısır halkını Allah'a inanmaya çağırmakla görevlendirdi. Hazreti Musa'nın duası üzerine kardeşi Hazreti Harun da Hazreti Musa'ya yardımcı olarak peygamber seçildi. Taha suresinin 43 ve 44. ayette şöyle geçmektedir. İkiniz beraber Firavun'a gidin. Çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin. Ola ki aklını başını toplar veya içine korku bir düşer. Allah bu ayetle tebliğ yaparken nasıl bir dil kullanmalarını gerektiğini onlara öğretmiştir. Hazreti Musa kendisine emredileni yerine getirmiştir. Firavun Hazreti Musa'nın bu davetini kabul etmedi arkadaşlar ve bununla yetinmeyip Hazreti Musa'yı zindana atmakla tehdit etti. Hazreti Musa'ya Allah bir takım mucizeler gönderdi. Elini koynuna sokup çıkarınca gözleri kamaştıran bir nur gibi parlayıverdi.
Firavun sihirbazları koz olarak kullanıp Hazreti Musa'nın üzerine gönderdi. Sihirbazlar büyü yaparak ipleri hareket ettirdiler. Hazreti Musa asasını yere atınca Allah tarafından bir mucizeyle bu asa yılana dönüştü ve sihirbazların yaptığı bütün sihir aletlerini yuttu. Sihirbazlar bu olayın karşısında Hazreti Musa'nın yaptıklarının bir sihir olmadığını, bunun kesinlikle mucizeden başka bir şey olamayacağını hemen anladılar. Çünkü neyin sihir, neyin de sihir olamayacaklarını kendileri gayet çok iyi biliyordu. Hazreti Musa'ya iman ettiler. Firavun yine de iman etmemekte direndi. İman edenlere de işkence yapmaya başladı. Hazreti Musa kavmini toplayarak Filistin'e doğru yola çıktı. Firavun bunu fark edince ordusuyla birlikte Hazreti Musa ve İsrailoğullarını takip etmeye başladı. Bu sırada Hazreti Musa ve İsrailoğullarının önüne Kızıldeniz engeli çıktı. Firavun askerleri de Hazreti Musa ve İsrailoğullarını arkadan sıkıştırmışlardı. Artık sonlarının geldiğini düşünmeye başlamışlardı ki Kızıldeniz'in orada Hazreti Musa ve İsrailoğulları Allah'ın yardımı olan bir mucizeyle. Bu mucize ne? Hazreti Musa'nın asasını denize vurması ve denizin ikiye ayrılması. Oradan geçtiler ve kurtuldular. Firavun ve askerleri de aynı şekilde geçmek isterken Kızıldeniz tekrar birleşti ve Firavun askerleri suda boğuldular. Böylece Firavun'un zulmü bitmiş oldu. Hazreti Musa kardeşi Hazreti Harun'u vekil bırakarak Tur Dağı'na çıktı ve orada 40 gün kaldı. Hazreti Musa Tur Dağı'ndayken Samir adındaki bir şahıs İsrailoğullarını ayartıyor ve bir buzağa benzeyen put yapıyor. Hazreti Harun bunun üzerine kavmi uyarıyor ama kavim onu dinlemiyor ve Hazreti Musa geri döndüğünde kavme şöyle sesleniyor. Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Peki size bu süre çok mu uzun geldi? Yoksa Rabbinizin gazabına uğramak istediniz de onun için mi bana verdiğiniz sözden döndünüz? Taha suresi 86. ayette bu geçmektedir. İsrailoğulları peygamberleri Hazreti Musa ve Hazreti Harun'u çok yormuşlardı. Bir sürü mucize ve nimetlere rağmen onlara iman etme konusunda türlü türlü bahaneler üretiyorlardı ve işi yokuşa sürüyorlardı. Arkadaşlar, Hazreti Musa'ya, kardeşi Hazreti Harun'a ve tüm peygamberlere selam olsun diyoruz. Rabbim bizleri onların yolunda sabit eylesin diyoruz ve bu şekilde Hazreti Musa'nın hayatını sonlandırıyoruz.